لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فقسمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عزيز مؤمن الله محترم المسلمين geçen dersimizde Allah-u Azimüşşan'ı zikr-ü tesbih etmek ve ona ibadet etmek mevzuunda zihnimizi kurcalayan ve sık sık sorulan bir sualin cevabıyla meşguldük. Madem ki Allah-u Azimüşşan insanları kendisine ibadet etsinler diye halkeyledi, yeryüzüne o maksatla getirdi, o halde bu insanların Allah'a ibadet etme şekilleri, zamanları, zeminleri de onun tarafından belirtilmişti. Allah'a nasıl ibadet edileceğini insanlara öğretmek, anlatmak, aktarmak, bildirmek için de peygamberler göndermişti. Allah'a nasıl ibadet edileceğini göstermek için kitaplar göndermişti. Ancak yeryüzünde öyle bölgeler, öyle beldeler, öyle çevreler, öyle kıtalar var ki ne peygamberin geldiğinden haberi var, ne bir kitabın geldiğinden haberi var, ne dini tebliğattan haberi var, ne dini nasihattan haberi var. O halde yarın mahşer gününde, hesap gününde, dini bir çevrede, İslami bir muhitin içinde yaşayan bir insanın hesabı ile dinin, İslam'ın, kitabın, peygamberin varlığından habersiz memleketlerde yetişen insanların mahşer günü hesabı nasıl olacak, nasıl görülecek? Mekke-i Mükerreme'de yaşayan bir insanın hesabıyla Moskova'da komünist bir diktanın altında, baskının altında yaşayan bir insanın hesabı aynı mı olacak, muhasebesi aynı mı olacak? Bu sualin cevabıyla geçen dersimizde biraz meşgul olduk ve meseleyi temelden ele almak suretiyle genişletmek istedik. Allah-u Azimüşşan'ın adil, mutlak, mutlak adalet sahibi olduğunu anlattık. Nitekim her cuma günü hatibin hutbeden inmeden evvel okuduğu bir ayet-i celilenin baş kısmını naklettim. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمِرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ Allah adaletle emrediyor. Çünkü kendisi adildir. Çünkü kendisi mutlak adaletin sahibidir. Her meselede hılkatin bütün çizgilerinde semavatın, arzın, asumanın her noktasında, her nakışında, her akışında, her uslubunda, her tarzında, her tavrında, her tutumunda Allah'ın adaleti görülmektedir dedim. Hepsinde Allah'ın adaleti var. Güneş sistemi adilane hareket etmektedir. Atom çekirdeği etrafında elektronların dönüşü adalet-i ilahi yüzündedir. Semavatın durumu adalet-i mutlakadan tecelli etmektedir. Arzın,
her şeyin içinde mutlaka adaleti göreceksiniz. Eşyada, maddede, tabiatta, hılkatte, fıtratta, şekilde, her şeyde mutlak adaletin nakışlarını görebileceksiniz demiştim. Bununla beraber bir de her mahlukun hılkatinde rahmet-i ilahiyeye, ilahi rahmet tecellisine de mutlaka şahit olacağız. Allah-u Azimüşşan adil olduğu gibi rahmet sahibi Rahman ve Rahim'dir de. Bu temel prensipleri bilmeliyiz ki sualin cevabını daha kolay verelim. Zihnimize daha iyi nakş olması için bu temel esaslar bilmek lazım geliyor. Allah-u Azimüşşan kendisini, zat-ı uluhiyetini insanlara anlatırken Besmele-i Şerife'de görüyorsunuz Bismillahirrahmanirrahim diye takdim ediyor. Ey insanlar, bilin ki ben Allah'ım Celle Celaluhu. Hemen kendisini arz ediyor. Errahmanirrahim. Rahman-ı mutlakım, Rahim-i mutlakım buyuruyor. O halde mümin bilecektir ki yeryüzünde mümin bilecektir ki hiç kimse Allah'tan daha merhametli olamaz. Allah'tan daha merhametli kim var? Kimse yok. وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ Bütün rahmet edicilerin, merhametlilerin merhametlisi. Allah'tan daha sonsuz merhamet sahibi yok. Hiç kimse Allah kadar merhamet edemez. Celle Celaluhu. Allah'tan daha merhametli kimse olamaz. Bir annenin, bir babanın evladına gösterdiği merhametten Allah'ın merhameti daha çoktur. Öyle değil mi? O halde Allah adaletlidir. Allah merhametlidir. Sonra bütün kainatın nakışlarında ilahi bir çizgiyi daha göreceğiz. O da hikmet. Hikmet-i ilahiyye. Allah'ın hikmeti. Her yaratılmış olan her mahlukun üzerinde, zahirinde, batınında, eşkalinde, efalinde Allah'ın hikmetlerini göreceğiz. Allah'ın rahmetini göreceğiz. Allah'ın adaletini göreceğiz. Bir de bunun yanında Allah-u Azimüşşan'ın kudretini göreceğiz. Rabbül Alemin her şeyde kudretini ızhar ediyor. Kudretini ızhar ediyor. Mesela bir ağacın yaprağını elinize alın ve bakın. Bir ağacın yaprağı. O yaprağın üzerinde Allah'ın adaletini göreceksiniz. Allah'ın rahmetini göreceksiniz. Allah'ın hikmetini göreceksiniz. Allah'ın kudretini göreceksiniz. Dört sıfat. Nerede adalet bu ağacın yaprağında? Bakınız, düşündüğümüz zaman bulacağız bunları. İnsan tefekkür cihazıyla beraber yaratılmıştır. Düşünme kabiliyeti insanın en üstün vasfıdır. Tefekkür, fikir sahibi olmak. Bakınız, ağacın yaprağının neresinde adalet var, ne? Allah'ın adaletini nasıl anlatıyor? Efendiler, zaman zaman söyledik. Mevzu geldikçe tekrarı icat ediyor. Biliyorsunuz ağaçlar işte toprağın üzerinde kıyam halinde ayakta tecelli eden varlıklardır. Toprağın içinde kökleriyle ağacın kökleri var. O köklerle gıdasını, suyunu gıdasını topraktan alarak yaşıyor koca ağaç. Gıdasını ve suyunu toprağın içinde kökler vasıtasıyla alıyor. Hepiniz biliyorsunuz. Yeryüzünde şu anda öyle ağaçlar var ki bu hususlarla ilgilenen kardeşlerimiz biliyorlar. Bugüne kadar şu yaşadığımız devirde en yüksek ağaç, en uzun ağacın hangi ağaç olduğunu merak ederek
bilim adamları araştırmışlar, Afrika'da bir ağaç bulmuşlar, Afrika'da. Ağacın adı okaliptüs. Okaliptüs ağacı 164 metre yüksekliğinde bir ağaç. 164 metre yüksekliğinde bir ağaç. Tabii tepeden tırnağa yapraklarla dolu. Yaprak, yaprak, yaprak. Fakat Allah'ın adaletine bakınız ki en aşağıdaki yaprağın aldığı suyu en yukarıdaki yaprakla aynı eşitlikte alıyor. Adalet sağlanmış. En aşağıdaki yaprağın da aldığı su, su miktarı aynı. 164 metre yüksekteki yaprak da aynı eşitlikte suyu alıyor. O kökler suyu eşit dağıtıyor. Hangi kudrette? Allah'ın adaletiyle. Sen 6. kata suyunu çıkaramıyorsun. Apartmanın 7. katına su çıkmıyor. Ama Allah'ın apartmanı olan 164 metre yüksekliğindeki ağacın en altındaki yaprağa da su eşit olarak çıkıyor, en üstündekine de eşit olarak su çıkıyor. Niye? Allah adili mutlaktır benim için. Bak bir yaprak sana adalet ilahi gösterdi işte. Beşerin takati yetmez buna. Beşer gücüyle olacak bir şey değil bu. Nitekim bugün ilim adamları, ilim alemi bu 164 metre yükseklikteki ağacın en tepesindeki yaprağa suyu pompalayan, suyu çeken emme basma tulumbanın ne olduğunu bilmiyor. Neyden çıkıyoruz oraya? O kökler ne? Neyden su çıkıyor oraya? Bu emme basma tulumba ne? Kim gönderiyor tepeye onu? İlim susuyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمِرُ بِالْعَدْلِ Allah adaleti emretmiş ve bütün tabiatta adaleti mutlaka tesis etmiştir. Sadece ağaçlarda mı öyle? Bakınız bir de insanlardan bir misal vereyim. Belki meseleyi uzatıyorum ama düşünce çemberimizi genişletelim diye bunları söylüyorum. Belki bu kadar uzatmaya lüzum yok. Ama ilahi nakışları tabiat üzerinde görmeye alışmalıyız ki bütün suallerimiz çözülsün. Kendimiz cevap bulalım. Kimsenin ağzına bakmayalım. Bakınız, insanlar üzerinde nasıl adalet sağlanmış. Aynı zamanda adalet yanında rahmeti de göreceksiniz demiştim. Hikmet-i ilahiyi de göreceksiniz. Kudret-i ilahiye. Dördünü beraber göreceksiniz. Her şeyde bu dört sıfat var. Mesela insanlar, dünyanın neresinde olursa olsun insanlar, soğuk iklimlerde olsun, sıcak iklimlerde olsun. Hani şimdi kutuplar var, kuzey kutup, güney kutup. Soğuk memleketlerde, Sibirya'da, Sibirya, Baltık kıyılarında, Rusya'nın o Sibirya kesimlerinde çok soğuk yerler var. Çok soğuk yerler. Hatta kutuplarda öyle soğuk yerler var ki, buzdan yapılmış evlerin içinde yaşayanlar var, Eskimolar. Buz içinde yaşıyorlar. Bütün evleri, köyleri, damları, meskenleri, iskanları buzun içinde. Eskimo, buzun üzerinde yaşayan insanlar var. Bir de Afrika'da ekvator dediğimiz o güneş hararetinin en çok olduğu yerlerde yaşayanlar var. Dünyanın neresinde olursa olsun bütün insanların vücudunun harareti ne kadar biliyor musun? Vücudun harareti, hani koltuğunuzun altına bir dereceyi koyup da dereceyle vücudunuzun hararetini ölçüyorsunuz ya, ya ağzınıza koyuyorsunuz. O derecenin civa olan kısmını ağzınıza koyduğunuz zaman, koltuğunuzun altına koyduğunuz zaman vücudunuzun hararetini ölçüyor. Normalken yeryüzündeki bütün insanların vücudunun harareti 37 derecedir. İster buzun içinde yaşasın, ister güneşin altında yaşasın, bütün insanların vücudunun hareketinin 37 dereceye ayarlanması Allah'ın adaletini gösteriyor. 37. Her iki derecenin hiç değişmez. 37 dereceye bağlan. Herkes eşit. Vücut ısısında. 37'den aşağıya düşerse gittin gürültüye.
37'den yukarı çıkarsa 39, 40, 41 dediği tamam. Komaya girersin. Ölüm. Ateş yükseldi. Hararet yükseldi. Bu 37 dereceyi bütün beşeriyetin üzerinde eşit şekilde ayarlayan kudret kimdir? İnnallâhe ye'nur bi'adlan Allahu azimuşan. Haber et. Bütün alemde görebiliriz bunu. Aynı zamanda rahmetidir de, aynı zamanda hikmetidir de. Ve bu insanların vücut hararetini Cenab-ı Hak kendi elinde tutuyor, kendi kudretinde tutuyor, başkasına vermemiş. Mesela içme suyunuzu, içtiğiniz suların, hani su şebekesi var, borularla evlere, apartmanlara dağılan bir su şebekesi var. O şebekenin başında bir adam bekliyor. Elektrik merkezinde bir adam bekliyor. Canı sıkıldı mı, o şarteli çeker çekmez elektriğini sönüyor. Canı sıkıldı mı bir adamın mesela, düğmeye basınca elektriğini sönüyor, karanlıkta kalıyorsun. İnsanların vücut ısısının derecesini, ayarını Allah-u Teala kimseye vermemiş. Kendi rahmetiyle tutuyor. Eğer insanların vücut hararetini bir kalorifer kazanı gibi ayarlamayı bir başka insanın eline verseydi, kim kime kızarsa derecesini açar, hararet ise adam ölürdü dünyada. Bak rahmete bak, bak hikmete bak, bak kudrete bak. Kim kime canı sıkılırsa, kalorifer kazanının derecesi açar gibi adamın hararetini açardı, çatlardın hararetten, ölür giderdin. Kimseye bırakmamış seni. Kimsenin azabına bırakmamış. Kimseye bu imkanı vermemiş. Ve hüve alâ külli şeyin kadir, kendisi tutuyor. Ve huve ahkemul hakimin, hikmetlilerin hikmeti kimseye vermemiş. Ve huve erhamur rahimin, rahmetlilerin rahmeti kimseye vermemiş. Kefelenmeyesin diye. Aziz müminler, tabiatta, eşyada, bütün mahlukatta bu ilahi adalet nakışlarını, ilahi kudret nakışlarını, ilahi hikmet nakışlarını, ilahi rahmet nakışlarını görebiliriz dedim. Ve bu misallerle de görmek mümkün olduğunu anlatmaya çalıştım. O halde, madem ki Allah-u Teala adildir, madem ki rahimdir, madem ki hakimdir, madem ki kadirdir, o halde mahşer günü Mekke-i Mükerreme'de yetişen, büyüyen, yaşayan bir adamın, bir insanın hesabıyla hiç dinden, imandan, İslam'dan haberi olmayan bir memlekette dünyaya gelen, yaşayan, büyüyen ve ölen insanın hesabı aynı olmayacaktır. Aynı olmayacaktır. Oraya geleceksin. Çünkü adalet-i ilahiye tecelli edecek, rahmet-i ilahiye tecelli edecek, hikmet-i kudret-i ilahiye tecelli edecektir. Aziz müminler, yeryüzüne insan gelirken, hani madem ki Rabbül Alemin insanları beni tanısınlar, bana ibadet etsinler diye yarattığını beyan ediyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tefsir alimlerimiz لِيَعْبُدُونَ kelimesini لِيَعْرِفُونَ şeklinde de tefsir ediyorlar. Beni tanısınlar, marifet-i ilahiyye, Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek, Allah'ın varlığına, Allah'ın birliğine teakkül etmek, tefekkür etmek ve bunu anlayabilmek bir kabiliyet meselesidir. Madem ki insanı kendisine ibadet etsin diye yaratmıştır, kendisini tanısınlar diye yaratmıştır, şüphesiz ki insana dünyaya gelirken Allah-u Teala insana kendisini tanıma kabiliyeti verecektir. Kendisini tanıma kabiliyeti. Hiç Cenab-ı Hak söyler mi? Hem bana ibadet etsinler diye yarattın, hem beni tanısınlar diye yarattın desin, hem de kendisini tanımak için insana bir cihaz vermesin. Öyle şey olur mu? Demek ki beni tanısınlar, bana inansınlar, bana ibadet etsinler diye yarattın dediği insana Allah'ı tanıma kabiliyeti verecektir.
vermesi olmaz. Bu kabiliyet nedir? Allah'ı tanıma kabiliyeti nedir insanda? Tek kelimeyle akıl, akıl, akıl. Akıl vermiştir. Akılla alemde Allah'ın varlığını fark edebiliriz. Akıl ile alemde Allah'ın birliğini anlayabiliriz. İşte demin söyledim, yeryüzündeki bütün insanların vücudunun ısısını, hararetini 37 dereceye ayarlayan, bir tek dereceye, tek dereceye ayarlayan Allah'ın tek olması, Allah'ın vahid rahat olmasını gösteriyor. Eğer iki tane Allah olsaydı haşa, üç tane Allah olsaydı, birisi 37 dereceye bağlayacak, birisi 40 dereceye bağlayacak, birisi 34'e bağlayacak, rakam tefavut edecek, parçalanacaktı. Eşit olarak, tek derece. Tüm bunlar akılla anlaşılan şeylerdir. Demek ki kendisini tanıyabilmemiz için, Allah-u Azimüşşan'ı tanımak için, Allah-u Azimüşşan'ı bilmek için, Allah-u Azimüşşan'a ibadet etmek için bize bir kabiliyet, bize bir yetenek, bize bir imkan, bize bir özellik tanınmış ki o yalnız insanlara verilmiş olan akıl cihazı akıl nimetidir. Akıl. Yeryüzüne gelirken bizi akılla, akli melekeyle beraber getirmiş bulunması bir gayeye, hikmete binaendir. Allah-u Teala akıl nimetini gayesiz vermiş olamaz. Akıl nimetini, akıl kabiliyetini, akıl cihazını gayesiz yere vermiş olamaz. Göz de öyle, kulak da öyle. Bu gözlerin için verdi bize? Bir gaye var. Hepiniz biliyorsunuz bizim bu gözlerimiz nerede takıldı bize? Bu kulaklarımız nerede takıldı bize? Bu elimiz, ayaklarımız nerede takıldı? Ana rahminde. Sen ana rahmindeyken, o karanlık yerdeyken, her tarafı kapalı yerdeyken, hiçbir ışık, pencere, mencere yokken, Allah-u Teala sana iki tane göz taktı. İki tane kulak taktı. Elini, ayağını taktı. Nerede? Ana rahminde. Senin ne haberin var? E canım, ana rahminde göze ne lüzum var? Doğru. Ana rahminde kulaklara ne lüzum var? Öyle ya, ana rahminde ışık yok, lamba yok, fener yok, ampul yok, elektrik yok, güneş yok, bir şey yok. Göz orada çalışmaz ki, niye bu gözü taktı Allah? Bir dünyaya geleceksin, güneşli bir dünyaya. Güneşten istifade edesin diye, güneşin ışığında eşyayı göresin diye, daha dünyaya gelmeden sana göz taktı Allah. O halde dünyadaki eşyanın, tabiatın, alemin, etrafın, arzın, semanın yaratıcısı kimdir? Onu tanıyasın diye sana bir de akıl verdi. Akıl. Vermeden hayata getirmez. Vermeden hayata getirmez. Bu gözleri, kulakları boşuna veremez, vermiş olmaz Allah-u Teala. Çok üzülüyorum. Bu gözlerini, kulaklarını, ellerini, ayaklarını Allah yolundan başka yollarda kullananların haline acımak lazımdır. Merhamet etmek lazımdır. Hiç unutmam, ne zaman bu konular açılsa gözümün önüne geliyor. Bir mobilya mağazasında oturuyoruz bir Müslüman kardeşimizin, sohbet ediyoruz. Mobilya satın almak için iki tane polis memuru, temiz, tertipli, güzel iki tane polis memuru kardeşimiz geldi. Oturuyoruz, kalabalığız böyle, başımıza geldiler. Dini sohbet yapıyoruz. Ayak üstünde dinlemek üzere durdular. Mağazanın sahibi ilgilendi, alakalandı. Sonra bu hocamızı tanıyor musunuz filan dedi. Tanıyamadılar tabii. Neyse biz gayet olgun davranmak zorundayız. Bir Müslüman daima etrafına, çevresine mütevazi, merhametli, yumuşak, anlayışlı davranması lazımdır. Çünkü Müslüman, İslam'ı aşılamaya memur olan insandır. Çok titiz olmak lazım. Kibirli, gururlu, edepsiz, şımarık olmamak lazım.
senin kötü huyların yüzünden insanları İslam'dan nefret ettiremesin. Kimsin ki mani oluyorsun sen? Kötü huylu insandan daha zararlısı yok İslam için. İslam'ı anlatmada ve aşılamada kötü huylu insan, en kötü insandır. Merhametle, tevazu ile yöneldik. Nasılsınız, iyi misiniz dedikten sonra latife olsun diye bir sual sordum. Dedim ki, peki Allah ile aranız nasıl dedim. Allah ile aranız nasıl? Ne demek hocam dediler. Ne demek yani? Yani dedim, beş vakit namaz kılıyor musunuz dedim. İslam itikadına göre beş vakit namaz kılmayan adam isterse en yüksek makamın memuru olsun, isterse makamı sıfatı ne olursa olsun Allah ile arası bozuk demektir. Mesele budur. Yaratılışının gayesini unutmuş demektir. Yaratılışımızın gayesinin bir ibadetti. Allah'a kul olmaktı. Namaz kılmayan adamın Allah ile arası bozuktur. Dikkat edin. Efendim benim kalbim temiz. Boş laf bu. Beş vakit namaz kılıyor musun, kılmıyor musun? Ben buna bakarım. Kalbinde ne var ne yok onu ancak Allah-u Teala bilir. Nahnu nahkumu bizzavahir vallahu ya'lemu bisserair. Kalbin ahvalini Allah bilir. Biz zahire hükmederiz. Ben senin namazına bakarım, kalbine bakamam. Kalbin kapalı bir kutu, onu yalnız Allah bilir. Kimi kandırıyorsun sen? Namaz kılmayan adam, Allah ile arası açık olan adam, Allah ile arası bozuk olan adam, fasık adam, günahkar adam. Mesele bitmiştir. Evet dedi adam, hocam dedi. Namaz niyaz kılıyor musunuz dedi, hocam dedi, yok dedi. Şu ana kadar dedi nasip olmadı, alnım secdeye gelmedi dedi. Memur adam. Ya nasıl olur dedi. Allah'ın yaratıcı olduğuna inanıyor musunuz? Amenna hocam ne demek ya dedi. Peki Allah'ın seni yarattığına inanıyorsun da seni niçin yarattığına, hayata niçin getirdiğine niye inanmıyorsun? Niçin getirdi seni hayata? Kendisine kul olasın diye. Bu nasıl olur? Namaz kılacaksın. Efendim dedi, tabii hocam dedi, Allah razı olsun. İnsaflı adamlar bunlar. Kardeşlerim, şunu samimi olarak söyleyeyim ki, dışarıdan bakarak hükme varmayın. Dışarıdan bakıyorsunuz, bir kadın tüm çıplak, aynen Fransız doğru gibi, dış manzarasıyla. Her tarafı böyle dökülüyor, kokuşmuş. Yüzüne, gözüne makyaj, boya, cila çekmiş, bir araba gibi boyanmış zavallı. Eli, ayağı, nakışlı, böyle bir tuhaf, eşya gibi. Tıpkı bir Fransız modeli, bir Fransız çakırı gibi. Dışından bakınca. Ama yaklaşıp da Allah, Peygamber, Kitap, İslam, Ahiret, Kur'an bahsedince birdenbire toparlanıyor. Vallahi bize bunlardan kimse bahsetmemişti hocam, hemen kapanacağım diyor. Dıştan hüküm vermeyin. Bu dinsizdir demeyin. Bu kafir. Bunun sakalı yok, bunun salları yok. Bunun şurası böyle, bunun burası böyle diye. Dışarıdan hüküm vermeyin. İslam'ı anlatın. Yazık etmeyin kendinize. Dıştan hüküm vermeyin. İslam'ı aşılamaya çalışın. Ondan sonra hüküm verin. Bunun sakalı yok, bunun salları yok. Bunun şurası böyle, bunun burası böyle diye dışarıdan hüküm vermeyin, İslam'ı anlatın. Yazık etmeyin kendinize. Dıştan hüküm vermeyin. Onlarla konuşun, onlara emri bil maruf edin, onlara nehyi münker edin. Onlarla konuşun, onların ıstırabını dinleyin, onları bu hale getirin ne olduğunu anlayın. Peki, sizi namazdan geri koyan nedir dedi bu polis memurlarına? Müslüman arkadaşlar, amen ya dediği zaman sağ elini öyle kalbinden çarpıyor ki ses veriyor böyle, amen ya diyor.
iman etmiş adam. Peki sizi namaz kılmaktan geri koyan nedir? Efendim işte dünya meşguliyeti dedi. Dünya meşguliyeti. Vazife işte efendim dünya. İşte çocuklarımızı evlendiriyoruz, kızlarımızı gelin etek. Zaten mobil almaya da gelmiş ki kızına verecek. Yani sizi Allah'a ibadetten geri koyan dünya mı? Evet dünya dedi. Peki gel bakayım buraya. Şimdi söyler misiniz dedim size. Oturduğa sohbet ediyoruz. Çok tatlı bir sohbet. Şu İstanbul'un tamamı, Boğazlar, Köşkler, Yalılar, Çamlıca Tepesi'nden tuttu her taraf. Bütün İstanbul'un mülkiyetini, tapusunu, parasını, arsasını, kasasını, masasını, İstanbul'un tamamını sana verelim. Sen de şu iki tane gözünü çıkar bize ver deseler, kabul eder misin dedim. Katiyen dedi, neden et dedi. Hiç kabul etmem dedi. Ya nasıl etmesin? Bütün İstanbul'u sana veriyorlar. İki tane gözünü ver, İstanbul sen olsun diyorlar. Yok hocam dedi, gözünün görmediği İstanbul'u kabul etmem. Demek ki terazinin bir gözüne İstanbul'u koysalar, öbür gözüne iki tane gözünü koysalar, o iki gözün ağır görecek, evet. Peki, sana bu kadar kıymetli olan iki tane gözü veren Allah'a neden 24 saatte bir saatini vermiyor, neden namaz kılmıyorsun? Deyince, hocam vallahi haklısın dedi. Hemen bu akşamdan itibaren usul abdest alacağım, namaza başlayacağım bir adam. Ve halen geliyor namaz. Bir sual ne ya? Bir İslam'ı anlatamıyoruz. Bir İslam'ı aşılayabilmiş değiliz. Bizde taassup var. Bizde tembellik var. Bizde çok kötü bir dışlar hüküm vermek var. İslam anlatılmalıdır. Ne demek? O iki tane gözü vermeye razı değil bütün dünyayı verseniz. Size bu kadar kıymetli iki cihazı, iki pencereyi veren Allah'a 24 saatte bir saatinizi namaz kılmak için neden vermiyorsunuz deyince insaflı adam düşünüyor, inanıyor ve kabul ediyor. Daha ne istiyorsun? Efendiler, bütün mesele insanları düşünen Allah-u Teala bana ibadet edin dedi mi? Dedi. Beni tanıyın dedi mi? Dedi. Kendisini tanımamız için bize kabiliyet vermiştir. Akıl kabiliyeti, fikir kabiliyeti, tefekkür kabiliyeti. Onu işleteceksiniz. İşte tebliğat yapmak bu demektir. Adamın aklını işletin çekin kenara. O anlar o. Aklına hitap edeceksiniz. Nefsine, keyfine değil. Neden yaratıldığını söyleyeceksiniz. Bakınız bir şey daha başıma geldi. Kendi şahsi müşahedem olsun olduğu için söylüyorum. Hani sırf ibret diye naklediyorum. Başka bir şey gelmesin aklınıza. Göz altında kaldığımız günlerde, hücrede, yerin dibinde, bodrumda, kapkaranlık hücrede bulunurken etrafımızda bir sürü aşırı solcu, komünist militanlar vardı. Her taraf onlarla dolu, zavallı gençlik. Yakalamışlar getirmişler, yakalamış getirmişler. Kimisi ise falan yol, filan yol, falan örgüt, filan örgüt. Hani isimleri bile insanı tiksindiriyor ya. Etrafımız dolu onlarla. Yılla insan tutulmuş getirmişler. Hiçbirisinde Allah'a bir tek kelimeyle iman yok. Hiçbirisi nasıl Allah'a inanılır, nasıl yalvarılır, nedir bir kelime bilmiyorlar. Benim de bir hoca olduğunu tabii duydular orada, soruyorlar sen niye geldin, sen niye geldin? Ben hocayım filan deyince şaşırıp, hoca mı, neden ne işe yapıyor burada diyorlar. Hepsi örgüt elemanları yani. İşte olur böyle şeyler, insanın başına hepsi geçer. Konuşmak istiyorsunuz, konuşmuyorlar. Bir tanesi sokuldu bir ara da, zaten göz altındasınız, ruhi sıkıntı patlayacak haldesiniz. Ne olacağınız belli değil, tahliye mi, tutuklama mı, sürgün mü, işkence mi, ceza mı diyemiyorsunuz. Orada birisi sokuldu da, üniversitenin bilmem ne fakültesinde okuyan bir talebe, bir örgüt üyesi, bir aşırı sol militan eleman. Ya hoca dedi, seni görmüşken sorayım dedi, Allah mı Allah var diyorlar ya, Allah var mı ya filan. Böyle şey olur mu diyor bana. Aynen böyle.
Ne bu? Ne Allah'ı ya? Allah olur mu ya hoca diyorlar. Ünlüler sitesi demesi bu ya. Siz bu gençleri öyle birdenbire ne arasız olduğuna kahve buluyorsunuz. Hayır! Bu gençler önce Allah'tan ve Hazreti Muhammed'den koparıldılar. Önce dini, inançları kıldı bunların. Bu gençlere kimse el atmadı, komünistler el attı. Şu sağ elinde gördüğünüz Kur'an'a yemin ederek söylüyorum. Bu üniversiteye gelen Anadolu'dan akıl akıl gelen çocuklarla, gençlerle Müslümanlar alakadar olmadı. Onlara yurt, onlara yuva, onlara ev, onlara insan Müslümanlar vermedi, komünistler verdi. Müslüman zenginlerden de o değil. Apartmanı olan, fabrikası olan, tezgahı, işi, gücü olan Müslümanlardan bugün gökyüzü ve yeryüzü davacı olacak. Anadolu'dan gelen bu gençlerle niçin ilgilenmediniz? Neden komünist örgütlere kaptırdınız? Neden solculara kaptırdınız? Bu gençleri niçin Kur'an'a göre, İslam'a göre terbiye etmediniz? Rabbini sormayacak ne ey apartman sahipleri? Ey utanmaz zenginler! Hayasız zenginler! Bu gençleri nasıl kaptırdınız komünistlere? Ey yazlık sevdasında, kışlık sevdasında olanlar! Ey sermayesine kapılanlar! Ey kasasına, çetesine kapılıp duranlar, eşya kapıyanlar! Bu gençlerle neden ilgilenmediniz? Bu gençler niçin Allah'sız kaldı? Bu gençler niçin Kur'an'sız kaldı? Bu gençlere niçin ilgi duymadınız? Bunları gökten gelen melekler mi terbiye edecekti? Bunları semavi mahlukat mı terbiye edecekti? Neden bunlara yurt açmadınız? Neden bunlara İslami malumat vermediniz? Neden bu gençlere sahip çıkmadınız? Neden bu örgütlere kaptırdınız? Neden bu zararlı gençleri bu zararlı hale getirdiniz? Yazık değil mi bu gençlere? Bu gençler Fransızların mı? Bu gençler İngilizlerin mi? Bu gençler İtalyanların mı? Hayır, Müslüman Türk milletinin gençleri! Niye acımadınız bunlara? Bu imansız profesörler, bu kafir profesörlere neden terk ettiniz? Dinsiz profesörler, vatanlara aynı profesörler, bakın birer birer gözaltına alınıyorlar, yakalanıyorlar, bu kürsüde konuştuğum zaman beni haksız görenler vardı. İmandan, Kur'an'dan haberi olmayan profesör, vatan dostu olamaz, neslimizin terbiyesi olamaz. Bu nesillerin eline, bu gençleri Allah mallah var diyorlar, ya Allah diye bir şey var mı diye soran bu zavallı gençler eline bu silahları kim verdi? Bu kitapları kim verdi? Bu örgütleri kim kurdu? Bütün bu suallerin cevapları verilecektir. Bu vatanı, bu milleti parçalamak, bölmek, yıkmak, yıkmak için en tedbir alanlardan mutlaka teker teker kaçırılması gerekecektir. Mühim ve Müslüman kardeşlerim, hiç kimse durduk yere dinsiz olmaz. Hiç kimse durduk yere imanı kaybetmez. Hiç kimse durduk yere komünist olmaz. Onlar işlenmiştir, onlar kapılmıştır, onlar satılmıştır, onlar alınmıştır, onlar çalınmıştır, onların beyni yıkanmıştır, zihni alınmıştır. Sen sahip çıkmadın, onlar sahip çıktı. Onlara kucak dolusu para verdiler. Onlara silah verdiler, onlara emir verdiler, onlara plan verdiler, onlara imkan verdiler. Kendi kendine mi bunlar bu hale geldi? Evet. Allah mallah var diyorlar ya hoca doğru mu Allah diye bir şey var mı diye bana soruyor adam. Üniversitede okuyan bir militan, bir komünist. Dedim ki yahu tabi ismi plan da var söylenmez burada lüzum yok. Allah olmaz mı dedim kardeşim? Allah olmazsa hiçbir şey olur mu? Ne demek Allah olmazsa? Anlattım fizikten, kimyadan, elektromanyetik dalgadan, senden, matematikten yani aklımın, fikrimin, kafamın idrak ettiği misalleri, örnekleri, modelleri anlattım.
adam dinliyor ama hala tereddüt var, itiraz ediyor, dalga geçiyor. Ya Allah olur mu diyor, herkes bir Allah ya diyor. Kabul etmiyor, inanmıyor, kaçıyor, gülüyor, yumuşuyor, sımarık, itiraz ediyor, gırgır geçiyor. Korkunç bir şey bu. Hepsi böyle, kesin. Üniversite mahvolmuştur. Bugünkü eğitim ve öğretim kadrosuyla üniversitelerimiz kokuşmuştur. Kokmuş. Ne yaparsanız yapılamaz mı? Islahı gerekmektedir. Nesli içinden geliyorum. O hücrelerde, o yerlerde bütün komünist kişileri gördüm, sordum, tanıdım, tanıştım, anladım. Korkunç bir hadise. Aklım kırmalandı. Sizin durdu orada benim. Siz de gördünüz ki. Neyin farkındasınız siz? Dışarıdan işte dükkanınızla meşgulsünüz, müşterinizle meşgul, senediniz sepedi, 24 saatinizi toplasanız bir çekirdeği bulmaz sizi. Cihadınız yok, gayretiniz yok, korku içindesiniz, özleklik var, aman bir şey gelmesin, aman bir şey olmasın, akşam neyin sıcak çayımı içeyim, pijamamı giyeyim, televizyon seyredeyim, derdiniz bu sizin ya. Böyle Müslümanlık mı olur? Cihadı olmayan Müslüman Müslüman mıdır? Emri bin maruf yapmayan Müslüman mıdır? İslam'ı aşılama gayreti taşımayan bir millette İslam yoktur. Biz Müslüman mıyız? Bizim halimiz İslam mı? Biz kimi kandıracağız? Bize Müslüman denir mi be kardeşleri? Biz yumuşuk, korkak, özlek, kısırık, uyuşuk, miskin, piskin. Bizim halimiz İslam mıdır yani? Bize bakan İslam'ı bulamaz. Bizim halimize bakanlar İslam olamaz. İslam'dan kaçar. Söz verilsin, sözünde durmazsın. Borçlanırsın, borcunu ödemezsin. Yalan sende, dolap sende, dümen sende, sahtekarlık sende. Faiz yiyorsun, faiz alıyorsun. Ne Müslümanısın sen? Hangi İslam'ı yansıtıyorsun sen? Bizim halimize bakanlar İslam'ı bulamazlar. Biz İslam'ın aynası olamadık. Biz İslam'ın dellalı olamadık. Biz Allah'ın sahibi olamadık. Efendimler, anlattım, anlattım. Sonra tereddütsüz Allah fikrini İmam-ı Azam Efendimiz'e aldığımız metotlarla, usullerle anlatmaya çalıştım ama çok zor, çok zor intibak ediyorlar. Fakat Allah-u Teala boş bırakmıyor tabii. Sonra insana Allah kavramını, Allah fikrini biraz anlattıktan sonra insan mevzuna geldik. Katıksız ve tereddütsüz insanın maymundan geldiğine inanıyorlar bütün komünistler. Bütün komünistler vallahi ve billahi insanın aslının maymun olduğuna inanıyorlar. Tereddütsüz böyle inanıyorlar. Saatlerce bunu böyle olmayacağını, olamayacağını fenlen, fizikçe, matematikçe, biyolojik hadiselerle, anatomik yapılarla, zihni, hücreli kıymetlerle İnsanın maymundan olamayacağını anlat, 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 saatlerce kıtlar patladı. Zor böyle, azıcık inanıyor. Sonunda her şeye itiraz ediyorlar. En son dedim ki, peki, siz komünistsiniz. İnsanın bir gün yok olacağına, insan hayatının bir gün bir elektrik ampulü gibi söneceğine inanıyorum dedi. İnsan vaktini doldurunca gider. Tıpkı bir ampul gibi, hani şu ampul gibi sönecek bu. Böyle yanacak değil ya, o rezistans teli, direnme teli, rezistans teli sönecek. Sürecek gidecek. İnsanı da böyle ampul gibi teli türdüğünü giderler. Ötesine ahirete inanmıyor. Ne ahireti diyor, ne cennet cehennemi diyor. Muhammed diye bir adam haşa sümme haşa. Fakir fukarayı aldatmak için cennet var demiş diyor, ne cenneti ya diyor. Ve korkunç aşılanmış yani böyle, sindirmişler, beyinleri yıkanmış, dejenere edilmiş, mahvedilmiş de siz. Göreceksiniz ki inanasınız, size şimdi hayal geliyor size. Konuşacaksınız ki anlayasınız yani. Nesille muhatap olacaksınız. Siz müşteriyle muhatapsınız, eşya fiyatlarıyla. Bugün şu fiyat, yarın bu, hep siz eşya peşin. Hani bir İslami tebliğat bir şey yok ki, nesilin alemde bilesiniz. Elbise fiyatları, yiyecek fiyatları, işte efendim faiz fiyat, fiyatlar arttı, düştü falan, hep bunlar ya. Piyasa dedikoduları bunlar. En son, evet, ölüme
ölüme inanıyor, yani ölmek diye bir şey vardır ama öldükten sonra dirilmek yalandır diyor. Ona inanmıyor. Peki, inanma. O ölüm halinde mesela dedim, bir okyanustasınız, bir Pasifik okyanusunda denize gidiyorsunuz, geminin içindesiniz, korkunç bir fırtına çıktı, o azgın dalgalarla geminiz batmaya başladı. Geminiz batıyor, yüzlerce yolcu batmaya, boğulmaya doğru gidiyor. Kaptanınız SOS, imdat işareti verdi, kimse imdat gelmedi, bakıyorsunuz. O esnada siz dedin neye sığınırsınız, elinizi neye açarsınız? Biz Müslümanlar dedim, inandığımız bir Allah var Celle Celaluhu. Yer onun, gök onun, deniz onun, dal onun. Lehu mülkü semavati vel arz. Allah bizi görüyor, bizi biliyor derim. Elimi açarım, o gemi batarken, boğulurken Allah'ıma sığınırım. Mesut bir ölümle ölürüm, sığdırmam, sileden çıkmam. Ama siz Allah'a inanmadığınıza göre neye sığınacaksınız? Neye elinizi açacaksınız? Sizi aşan, o anda sizi hiçbir şey kurtaramıyor. Madde, dünya aşağı iflas etti. Neye el açarsınız, neye sığınırsınız? Deyince adam durdu. Lenin'e sığınmak isteseniz Lenin çoktan geberdi. Lenin gitti. Lenin kalmadı, çürüdü. Stalin geberdi, kahroldu, çürüdü. Mao yine öylesine. Kime sığınacaksınız? Durdu biraz. Hoca dedi. Hocam demiyorlar. Hocam demek yok. Hoca, hoca, hoca de. Böyle hakaretle hitap ediyorlar. Hocam demek yok. Hiç duymadım orada. Hoca dedi, haklısın galiba ya dedi. Haklısın galiba dedi. Hani o anda insanda bir sığınma, bir yalvarma, bir yaklaşma psikolojisi var. Neye sığınacaksın? Haklısın galiba dedi. Bizim öyle bir şeyimiz yok dedi. Öyle kaldı tabii. Sonra biz çıktık, tahliye olduk. Hücreden çıktık. Bu delikanlı, daha sonra o da tahliye olmuş, çıkmış. Bundan 3 hafta önce vaaz ettiğim bir camide, aynen vaaz ettiğim camide vaazdan sonra kalabalık cemaatle çıkıyoruz. Bir delikanlı karşımıza dikildi. Hocam dedi, beni hatırlayabildin mi dedi. Beni hatırlayabildin mi? Baktım birdenbire hatırlayamadım, geciktim. Kusura bakmayın hatırlayamadım diyecek. Ne çabuk unuttun hocam dedi, yahu hücrede beraber kaldık ben falanca dedi. Hani Allah mallah konuşmuştuk filan dedi. Ooo yahu sen misin filan? Ağlaştık, sarıldık. Hocam dedi, Allah razı olsun çıktım ben de dedi. Geldim fakülteye, üniversiteye, arkadaşlarla görüştüm dedi. Müslüman birkaç genç arkadaşımız vardı. Sizi sordum dedi, bana tarif ettiler. Hemen dedi abdest aldım dedi, tevbe ettim, namaza başladım, geldim dedi. Bir daha ayrılmayacağım dedi. Hemen devam ediyor. Kızım komünisti bu adam ya. Ama boşluğa itilmiş. Allah adına bir kelime söylenmemiş. Bu zavallı neslimizi kurtarmak lazım Müslümanlar. İslam'ı anlatmak lazım. Televizyonla anlatmak lazım. Radyoyla anlatmak lazım. Her vasıtayla anlatmak lazım. Korkmamak lazım. Bu vatanın ve bu milletin yegane kurtuluşu İslam'la olacaktır. Başka çare yoktur. Bu nesilleri kurtarmanın başka metodu yoktur diyorum. Allah-u Teala cümlemize yardım etsin inşallah. İslam'ı anlatmak ve aşılama gayreti versin Rabbimiz. Böylece aziz müminler, yeryüzünde Allah'a ibadet etmek maksadıyla yaratılan insanlara Allah'ı bulmak, bilmek ve anlamak için Allah-u Teala ona bir kabiliyet vermiştir, adil olduğu için vermiştir. O da akıldır dedim. İnsanların aklına hitap edince Allah-u Azimüşşan'ı bulmak zor olmayacaktır. Çok kolay olacaktır. Bu konu daha devam ediyor tabi. Genişliğine açıklamaya devam ediyoruz. Sonunda İslam fukahasının, İslam kelamcıların, mütekellimin dediğimiz İslam kelamcılarının, İslam alimlerinin dünyanın dört bir tarafında bulunan çevre şartlarına göre geçen insanların mahşerde dini açıdan nasıl hesaba çekileceklerinin cevabını çok açık bir şekilde anlatmaya çalışacağız.
haftadan tekrar buluşmak niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. Uzaktan yakından toplasan kardeşlerine aziz eyle. Her vasıtayla bu vaaz-ı nasihatları dinleyen bir cümle kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Yolumuzu, yönümüzü, hayatımızı İslam eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek bu imanla, bu tasdik ile, bu ihlas ile, bu ikrar ile cümlemizi cennetine kabul eyle ya Rabbi. Yeryüzünde İslam'ın hakim olması için çalışanları muvaffak eyle. Yeryüzünde Müslümanların aleyhine çalışanları kahru feyizan eyle. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Evliya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer. Bir yıkık türbenin üstüne Hazreti Allah titrer. Ben bu toprakları Ermenilere çiğnetir miyim Müslümanlar? Moskoflara teslim eder miyim? Bizden zarar gelir mi vatana, millete, devlete, insanlığa? İmkan var mıdır? Bizim gayemiz sulhun ve saadetin teminidir. Din-i İslam'ın gayesi bu değil midir? Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın nübüvvetinin, risaletinin gayesi bu değil midir? Onun sıfatı nedir? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Bütün alemler rahmettir o. Yeryüzünün ıslahıdır gaye. İmkan var mı? Bizim ne silahımız var, ne külahımız var, ne örgüt var, ne eylem var, ne parti, ne bir tek dava İslam. Gönüllere amentünün hakimiyeti, ruhlara, vicdanlara İslam'ın nüfuzunu sağlamak. Bunun aksini ispatlayacak bir kanıt bulamazlar. Bulunmamıştır zaten. Bu topraklara, bu memlekete, bu millete, bu devlete, bu hayata hiçbir şekilde Müslümanın ihaneti görülmemiştir. Bir tek delil varsa söylesinler. Bir tek olay. Vaaz ettiğin camilerin sayısını ben de bilmiyorum. Allah şahittir ki hiçbir camide tek bir olay zuhur etmemiştir. Anarşiyi, felaketi, fesadı, fitneyi haber verecek bir tek zuhur olmamıştır. Hiçbir yerde. Müminler dinlemişler, duygulanmışlar, canlanmışlar, heyecanmışlar ama hepsinin yüreğinde Kur'an'ın, imanın, vatanın, milletin, İslam'ın bir muhabbetin meydana gelmiştir. Hiç başka bir şey yoktur. O bakımdan endişe edilecek bir şey yoktur. Merak edilecek bir şey yoktur ve korkulacak hiçbir şey yoktur. Biz bütün varlığımızla, Diyanet Teşkilatı'yla, vaizler, müftüler, imamlar, hatipler, bütün bir kafile halinde vatanın, milletin, hakkın, Allah'ın emrindeyiz. Hiçbir şey yok. Ve inşallahü teala bu hizmetleri kimse durduramayacaktır. Her zaman diyorum bu topraklar bizim topraklarımız. Bu vatan bizim, bu millet bizim. Her şey bu Müslüman cemaatin vücuduyla kaim burada. Ordu bizim malımız, bizim çocuklarımızdan meydana gelmiştir. Yabancı değil, gökten gelmemiştir, yerden çıkmamıştır. Bizim çocuklarımızdan teşekkür ettik, üniversite bizim. Üniversiteye vergi veren, orada talebeyi okutan, imtihana sokan sensin, benim değil. Yabancı kimse yok. Eksiğimizi, noksanımızı telafi edeceğiz. Ve mutlak manada İslam'ın manevi potansiyel içerisinde ilerleyeceğiz. Ne milleti feda eder ne İslam'ı. Hiç mümkün değil. İşte aziz müminler bu hakikatler ışığında yeryüzünün bütün değeri, bütün ağırlığı insanda toplanıyor. İnsanın da ağırlığı imanındadır. Gönlüne iman, kalbine iman oturmadıkça kimseyi yerine oturtamazsın. Kimseyi haysiyetli bir hayata, şu cemiyetin, şu neşriyatın uğraştığına bakın. Vallahi üzülüyorum.
bir din görevlisi olarak hayal edin sanıyorum. Günlerdir tıraşları baskı adedi, 700 bin satan, 500 bin satan, o renkli renkli resimler basıp satan gazeteler neyin peşine düşmüşler? Efendim falan şarkıcı erkek mi olacak, kız mı olacak? Bu ne uğraşıyor ya? Bu ne sefil bir tayfedir. Memleket yanıyor, kahroluyor. Ermeniler korkunç örgütleniyor. Yunanistan'da mitingler tertipleniyor, kıyametler kopuyor. O falan şarkıcı karı mı olacak, erkek mi olacak? Matbuat öyle, basın böyle olamaz. Gazeteci böyle olamaz. Gazeteci vatanın, milletin, devletin, hayatımızın, tarihinin elinde olması lazım. Sevmem böyle adamları ben. Milletin ızdırabını bile getirmesi lazım. Milletin merakı ızdırabı mudur? Bu fahişelerle uğraşmayı bıraksınlar, memleketle uğraşsınlar. Hayal, o gazeteyi vallahi eline almasan hayal ediyorum. Ne korkunç ya, gazeteci böyle mi olur? Düşünebiliyor musunuz? Bütün Avrupa aleyhinize ayağa kalkmıştır. İngilizlerin devlet radyosunda, devlet televizyonunda Türkiye iflas etmiştir. Zaten Türkler barbardır, insan bile değildir, neşrat yapıyorlar. Avrupa komisyonu içinden bizi atmaya çalışıyor. Kabul etmiyorlar bizi. Ama hala matbuat durmadan onlara alkışlıyor. Onlar gibi özeniyor, onlar gibi yazıyor. Karnavallar, faşistler, bütün pisliklere davet ediyor. Kendimize dönelim diyorum. Benliğimize dönelim, tarihimize dönelim, dinimize, inancımıza, kendi şahsiyetimize dönelim. Yabancıyı alkışlamayalım. Kendi topraklarımıza, bakın hoşuma giden bir şey var. Güney topraklarımızda, Güney Anadolu topraklarında petrol aranıyor. Bugüne kadar niçin başkaları alkışlandı da ve bu işler yapılmadı? Her karışında maden, her karışında petrol bulunan bu topraklar niçin böyle üstü kapalı kaldı? Niye aramadılar? Niye çalışmadılar? Niye yabancılar alkışladılar? Neden bu topraklar böyle kör kaldı? Neden bu topraklar böyle verimsiz görünümüne mecbur kaldı? Çalışmak gerekiyor. Bir millet millet olacaksa kendisine, benliğine, dinine dönmesi lazım. Yabancılaşmakla, kefazeliklerle, bir takım soytarılıklarla millet olmaz, mümkün değil. Dini inançlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Nesillerimize her sene artıyor. Görüyorsunuz bu sene üniversiteye giriş imtihanına katılan 421 bin nesil. Bu ne olacak bunlar? Bunlar nasıl okutulacak? Bunlara İslam nasıl aşılanacak? Bunlara Kur'an nasıl öğretilecek? Büyük problemlerimiz var bizim. Bunlarla uğraşmak lazımken, bunlarla meşgul olmak gerekirken, benim de ağzıma bile almaktan hayal ettiğim pisliklere uğraşıyorlar. Bu ne biçim gazeteci bu adamlar? Bu gazetecilerin yeyip içtiği haram olsun bütünüyle. İyilerin müstesna tabii. Efendisi, vatanperver, millete, imana, İslam'a bağlı olanları daima istisna ediyor.